Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız, önemli veriler bulunmakta hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten. Hemen videoya başlamak istiyorum. Bitcoin'de sert bir düşüş yaşanıyor. Bu düşüşü konuşacağız ve bu düşüş nereye kadar gelebilir? Dipler nereler olabilir? Diplere çok mu yakınız? Bunları anlamaya çalışacağız bu videomuzda. Aslında bir önceki videomuzda yani 2 gün önceki videomuzda aslında buradaki RSI trendini konuşmuştuk arkadaşlar. Ve buradaki RSI trendi bakın tam olarak gün kapanışı ile birlikte kırılımını onayladı ve kırıldıktan sonra sert bir düşüş meydana geldiğini görebiliyorsunuz. Ki bu düşüşü aslında biz burada da yaşamıştık. Direkt olarak burada baktığımız zaman şu barla birlikte buradaki e, buradaki RSI trendi kırılıyor arkadaşlar ve kırıldıktan sonra maalesef sert bir düşüşün meydana geldiğini görebiliyoruz. Sonrasında burada indikatörümüze baktığımız zaman aslında arkadaşlar buradaki SMA ribbon'da direkt olarak şunu söylemiştik. Buradaki ribbon'ın kırılmasıyla birlikte hepsini gizleyelim hatta alt ribbon'a doğru bir hareket başlayabileceğini söylemiştim. Ve bu da bizlere 21.500 seviyelerini işaret ediyor arkadaşlar. Yani 21.500-22.000 dolar civarında da şöyle bir desteğimiz var. Bu da haftalık MA200'e denk geliyor. Ve buradan da bakın geçmişte destek aldığımızı görebiliyoruz. Buralarda yine destek aldığımızı görebiliyoruz. Bunun da değeri arkadaşlar yine 22.500 civarlarına denk geliyor. Yani aslında Bitcoin'e baktığımız zaman 22.000 dolar civarlarında bir desteğimiz bulunuyor arkadaşlar ve ardından altında ise 17.500-20.000 aralığı bulunuyor. Hangisi daha sağlam derseniz aslında baktığımız zaman tabii ki 17.500-20.000 aralığı daha sağlam bir destek görevi üstlenecektir. Peki buradan tepki alabilir miyiz derseniz de açıkçası burada baktığımız zaman geçmişte bu alandan tepki almayı başarıyoruz. Fakat tepkimiz arkadaşlar yeniden yukarıda kaybettiğimiz ribbon'a doğru oluyor ve oradan tekrardan red Yani burada da baktığımız zaman aslında hedeflerimizin 28.500'ler olabileceğini söylüyor bizlere. Artık burası bizim güçlü bir direncimiz olacaktır ve zaten yatayda da baktığımız zaman önemli bir destek seviyesini verdiğimizi görebiliyoruz. Yani buradan destek alıp yukarıya doğru atak yapıyorduk. Ve burada maalesef burayı kaybettik. 27.500'ün de altına attık. Ve burada bizlere şunu söylüyor. Artık bu bölgenin yeniden kazanılması gerekiyor ki ataklar yapabilesin. Ve söylediğim üzere burada 21.000-22.000 aralığı da önemli olacaktır. Altında ise maksimum olarak 17.000 seviyesini söylemek istiyorum arkadaşlar. Burada Bitcoin'in en öldüm bittimlik yeri bana kalırsa buradaki 17.300 dolar seviyesi olacaktır. Mart çöküşünde de bizlere en dibi verdirmişti. Ve buraya geldiğinde de sonrasında güzel bir hareket yakalamıştık aslında. Yine bunlar olabilir mi? Olabilir. Fakat bu sürecin maalesef uzun sürebileceğini de tekrar söylemek istiyorum. Baktığımız zaman burada Bitcoin baya bir oyalanmış arkadaşlar. Yani burada bir türlü yataya bağlamış ve burada insanları tamamen bıktırma politikasına uyguladığını görebiliyoruz. Şurada baktığımız zaman gün olarak arkadaşlar 129 gün boyunca bu aralıkta yatay gitmiş. Yani bu iki ribon arasında gidip gelmeler yaşamış ve bu da bizlere şunu söylüyor aslında. Bitcoin'in 21.000 ile 28.500 aralığında artık bir yatay akümülasyon döngüsü yaşayabileceğini söylüyor. Yani söylediğim gibi buradan alacağımız tepkiler hemen bizi yukarıya doğru büyük bir rally'ye hazırlamayacaktır. Burada büyük bir akümülasyon yaşayabiliriz ve bu akümülasyonun sonunda da Yine sabredenlerin kazanabileceği bir döngüye ulaşacağımızı ben düşünüyorum açıkçası. Burada hemen göstermek istediğim bir diğer tablo da şu olacak arkadaşlar. Buradaki ribanı kapatalım. Zaten burada baktığınız zaman büyük bir W var ve bu W'nin retest alanı da yine 17.000-20.000 bin, bin dolar civarlarına denk geliyor. Yani burada yatayda da küçük bir desteğimiz var o da yine 22.000'de. Bunları söyleyebiliriz daha majör anlamdaki desteğimiz burası olacaktır. Ve haftalıkta da Bitcoin açısından pardon günlükte. Burada RSI bazında önemli bir aşırı satış bölgesinde olduğumuzu görüyoruz. Ve bu aşırı satış bölgesinde 3 haftalık devam eden arkadaşlar bir RSI uyumsuzluğumuzla söz konusu. Yani buradan itibaren devam eden bir RSI uyumsuzluğumuzla söz konusu. Bakalım bunu da kullanabilecek miyiz? Barlardır devam eden bir uyumsuzluk var. Ve bunu direkt olarak zamana yaydığımız zaman bu da aslında güzel bir hareket gelebileceğini ve güzel bir dip noktalarında olabileceğimize dair bizlere bir sinyal verdiğini söylemek istiyorum arkadaşlar. Tabii ki önceliğimiz dediğim gibi buradaki 28.500 aralığını kazanmak olacaktır bunları söyleyebilirim. Hatta zaten burada da baktığınız zaman 29.000'in de kırmızı banda denk geldiğini görebiliyorsunuz. Yani kırmızı bandın bize ne kadar büyük bir direnç görevi üstlendiğini zaten her videoda konuşuyoruz. Buradan itibaren şuradan itibaren ve yine burada çarpıp Sert bir şekilde aşağı doğru geldi ve şunu da söylemek istiyorum bitcoin en sonunda bu kırmızıyı kıracak ve kimsenin tahmin etmediği yerlere doğru ilerleyeceğimizi ben düşünüyorum ve burada da 29 bin dolar seviyelerini takip edeceğiz fakat söylediğim üzere uzun bir akümülasyon dönemi yaşayabilir miyiz yaşayabiliriz ve yine buna katlanıp sabredenlerde en çok kazananlar olacaktır bana kalırsa ve şu anda da bitcoinin 23 bin yüzlere doğru geri çekilme yaşadığını görebiliyoruz dediğim gibi söylediğim seviyeleri takip edebilirsiniz. Ve USDT dominansı adına da aslında tepelere doğru geldiğimizi gösteren sinyaller bulunmakta arkadaşlar. Burada baktığımız zaman kırmızı bant ile yeşil bant aralığı bizlere direnç oynuyor. Ve burada USDT dominansı hep aşağı doğru geliyor. Yani para USDT'den çıkıyor coinlere doğru geçiş yapıyor. Ve şu anda da bu seviyenin aslında 8 seviyesi olduğunu söylemek istiyorum. Ve aynı zamanda burada arkadaşlar baktığımız zaman şunu hemen bir kapatalım daha net görmeniz için burada baktığımız zaman burada büyük bir W var. Ve bu W'nin kırıldıktan sonraki hedefi de aslında hemen boyunu alalım arkadaşlar. Burada yaklaşık olarak yine bizlere 8 seviyelerini gösteriyor. 8 8.20 seviyelerini gösteriyor. Yani aslında bu da bizlere şunu söylüyor. W'nün de hedefi gelmek üzere. Yani Bitcoin de aslında diplerin tamamen onaylanacağını söyleyebiliriz. Burada takip ettiğim unsur benim buradaki arkadaşlar direkt olarak buradaki ribbon'a çarpıp çarpmayacağı yani 8 seviyesini takip edebilirsiniz. Buradan red yemesini bekliyorum. Burada yine geçmişte de aslında çok yaklaşmıştı. 24 bin dolarlardan tekrardan şöyle USDT dominansı aşağı doğru geri çekildi. Bitcoin'de Bitcoin de 31 bin 32 bin dolarlara doğru bir hareket yapmıştı. Ve yine burayı takip edebiliriz. 8 seviyesi önemli USDT dominansı adına. Buraya doğru bir hareket Bitcoin'de dibin geldiğine doğru geldiğine dair bir sinyal olabilir. Ve burada baktığınız zaman aslında bir negatif uyumsuzluğu da yakaladığımızı görebiliyoruz arkadaşlar. Yani burası USDT dominansı adına bir tepe sinyali olabilir. Bunu tekrar tekrar söylemek istiyorum arkadaşlar. Sonrasında bir diğer tablomuzda maalesef MACD açısından hala güçlü sat sinyalinin aktif olduğunu görebiliyoruz. Yani yaşadığımız düşüş aslında bir türlü momentumunu kaybetmiyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere aslında hafif bir beyaza kayıyor ardından tekrardan güçlü sat ile devam ettiğini söyleyebiliriz. Ve burada aslında şurada olabilir miyiz diyoruz. Burada da yine diplerde uzun bir döngü yaşıyoruz ve burada yine hemen hemen 17.000 seviyelerini gösteriyor. 17.000-20.000 bin, bin seviyelerini gösteriyor. Ardından buraya doğru bir hareket gelebilir mi? Dediğim gibi uzun bir süreç zaten farkındasınız. 2023'leri gösteriyor bizlere. Ve Bitcoin'in hedefinin 300 bin dolarlar olabileceğini söylüyor. Peki bu değerler gelebilir mi? Bu değerler bir hayal mi derseniz? Açıkçası hiç de hayal değil arkadaşlar. Zaten Bitcoin'in geçmişinde hep bunları görüyoruz. Yani Bitcoin %80, %85 civarında düşmeyi seven bir ürün arkadaşlar. Ve sonrasında da yaptığı hareketler sizler de görüyorsunuz zaten. Ve yine bunu yapabilir miyiz? Aslında asıl soru burada başlıyor. Ve siz Bitcoin'e güveniyor musunuz? Açıkçası ben güvenmeye devam ediyorum. Çünkü Bitcoin'e yatırım yapan firmaları görebiliyoruz. Bitcoin üzerine kurulan sistemleri görebiliyoruz. Bitcoin üzerine direkt olarak inşa edilen yapıları görebiliyoruz. Bunlar da aslında bizlere çok ama çok önemli sinyaller. Ve ben bundan dolayı tabii ki Bitcoin'e güvenmeye devam ediyorum. Fakat siz batacağını düşünüyorsanız tabii ki yatırım yapmamanız gerekiyor ve bu süreçte sabırlı olmanızı sağlayacak en önemli unsur da zaten bu olacaktır. Yani Bitcoin'in şu düşüşünde veya bu düşüşünde burada olanlar çok iyi biliyorlar ki çok büyük bir zihinsel çöküş, çok büyük bir psikolojik çöküş yaşadılar. Fakat bu süreci atlattıktan sonra nasıl güzel bir rally yaşadığını da herkes biliyor zaten ve ben yine bunun yaşanacağını düşünüyorum. Bitcoin'in daha yolun çok başında olduğunu düşünüyorum. Birçok firmanın da aslında Bitcoin'e hazırlık yaptığını görebiliyoruz arkadaşlar. Sonrasında burada baktığımız zaman haftalıkta sat yakan bir Bitcoin sinyalimiz var. Maalesef bu sat sinyali aslında Bitcoin'in başına iki defa geliyor. Ve ikisinde de sert bir düşüş meydana geliyor ve zaten buradaki sat sinyalini şu anda da fiyatlamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bakalım burada aslında yeni rally ne zaman başlayacak bunu tekrardan ala geçirdiğimiz zaman olacaktır. Sonrasında burada baktığımız zaman bir de 15 dakikalığa inelim arkadaşlar. 15 dakikalık üzerinde de yine sat sinyalinin devam ettiğini maalesef görebiliyoruz. Bunun da gerçekten çok iyi çalıştığını söylemek istiyorum. Bu da bizlere şunu söylüyor 24.500 üstüne atmadan al vermeyeceğim diyor. Bunu da takip edebiliriz. Ardından burada baktığımız zaman aslında bitcoinde likidasyon durumu ne durumda derseniz 525 milyon dolarlık bir long likidasyonu söz konusu maalesef e, Bayağı bir longların içeriye alındığını Ve şu anda da shortların hakimiyeti ele aldığını görebiliyoruz arkadaşlar ve maalesef bu düşüşlerden sadece Bitcoin de etkilenmiyor arkadaşlar S&P ve Nasdaq Etkilenmeye devam ediyor ve bunun temel sebeplerinden bir tanesi de Enflasyonun yüksek gelmesi arkadaşlar yani burada baktığımız zaman 8.5'ten 8.3'e düşürülen bir enflasyon vardı. Fakat bu 8.6'ya tekrardan yükseldi. Ve burada gözler FED'e yöneldi. Yani FED burada enflasyonu kontrol altına almak adına acaba faiz oranını ne kadar arttıracak ve uzun dönemli bir faiz oranı tahmini açıklayacaklar arkadaşlar. Ve burada da şahin bir tahmin gelebilir mi? Yani piyasaların aslında fiyatladığı olay şu an için bu arkadaşlar. Yani enflasyonu düşürmek istiyorlar ve enflasyon düşünürken de böyle ekstrem faiz artışları, ekstrem bas puan artışları gelecek mi? Bunu da ayın 15'inde zaten konuşacağız. Yine tutanaklar da açıklanacak. Bunu da Twitter üzerinden sizlere paylaşmaya çalışacağım. Milyarder e, tarafından bir açıklama var aslında. Ve diyor ki enflasyonist boğa piyasasında altın yerine ben bitcoin'i tercih ediyorum diyor. Ve bitcoin'in ileride daha yüksek yol kat edebileceğini düşünüyor açıkçası. Söylediğim üzere Bitcoin her daim maalesef bu döngüleri yaşıyor ve bu döngüleri yaşadıktan sonra da güzel bir atak yapmasını biliyor arkadaşlar. Tabii ki düşüş oluyor FAT haberleri gelmiyor mu diyeceksiniz. Tabii ki geliyor arkadaşlar. Rusya tarafından kripto ödemelerini yasaklayan yasa tasarısı incelenecek. Yine aynı şekilde burada arkadaşlar ee, Yellen tarafından çok riskli olduğuna dair yine milyonlarca kez açıklama geliyor ve yine geldi arkadaşlar. Sonrasında tabii ki Terra olayı maalesef Binance'i de etkiledi. Binance'e bir dava açıldı arkadaşlar ve bu davayla alakalı da yine piyasaların bunu negatif fiyatladığını söyleyebiliriz. Sonrasında burada transactionlarda yani işlemlerde bir duraklama olduğunu ve para çekimlerini bir süre durdurduklarını söyledi arkadaşlar. Ve tabii ki bu da biraz piyasayı etkilediğini söyleyebilirim. Ee, bu Binance'e açılan davada önemli olacaktır. Bir şey çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Luna'nın tamamen kendisinden kaynaklanan bir olay aslında bu. Binance'e direkt olarak çok büyük bir yansıması olacak mıdır derseniz bana kalırsa hayır olmayacaktır. Sonrasında burada baktığımız zaman MBR ve Z-Score'da arkadaşlar bizlere Bitcoin'de tepe ve dipleri gösteren bir e, direkt olarak formül. Bunun da formülünü görebiliyorsunuz zaten market cap üzerinden e, direkt olarak hesaplanan anlamlı bir formül arkadaşlar. Ve burada bizlere şunu gösteriyor. Burada MBR ve Z-Score buradaki yeşil alana geldiği zaman Bitcoin'de diplerin geldiğini gösteriyor bizlere. Ve aslında baktığımız zaman diplere çok yakın olduğumuzu gösteriyor bizlere. Yani burada direkt olarak çok yaklaşmışız. Burada yine 3000 dibini görebiliyorsunuz. Yine burada arkadaşlar dipleri görebiliyorsunuz. Ve buradaki diplerden fiyatın nerelere kadar çıktığını görebiliyoruz. Yani uzun vadeli akümülasyon konumlarında olduğumuzu gösteren bir tablo. Ve buraya da çok yaklaşmışız. Bakalım temas edersek de yine Twitter üzerinden sizlere paylaşmaya çalışacağım. Fear and Greed Index'e baktığımız zaman da şu anda aşırı korku seviyesi devam ediyor ve ve zaten ay boyunca maalesef bunu devam ettiriyoruz. Bakalım ayın 15'i önemli olacaktır. Bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.